astronomi konusunda okuyan birkaç makale okuyan, birkaç kitap okuyan birisi hiç okumayana göre bu ayetleri daha iyi anlar. O yüzden diyorum ki bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsir etmesi çok zor. Bilmiyorum başarabilir miyiz ama şöyle bir niyetimiz var. Her alanın uzmanını bulup Kur'an-ı Kerim'i baştan sona Kur'an-ı Kerim'in baştan sona tefsirini yapmak. Yani astronomi ile ilgili ayetleri tefsir ederken bir astronom orada bulunsun. Mü'minun suresinin ilk sayfasının ilk sayfasının yarısından sonra işte çocuğun ana rahmindeki gelişim süreçleri anlatılıyor. O ayetleri tefsir ederken o alanın bir uzmanı mutlaka o tefsir eden hocamızın yanında bulunsun. İki örnek verdim. Yer bilimleri, gök bilimleri, efela yanzuruna ilel ibili keyfe hulikat ve ilel semai keyfe rufiat ve ilel cibali keyfe nusibet ve ilel ardı keyfe sutihat. Nedir bunlar? Yani bu alanlarla ilgili her üniversitede bölümler var, mühendislikler var. Bu uzmanlardan bir araya getirip mutlaka bu ayetleri daha iyi anlama noktasına gitmek gerekiyor. Rabbimiz diyor ki Bismillah, kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemune. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bir olmuyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki insanları bilgi bakımından dörde ayırıyor. Bir, bazı insanlar bilir, bildiğini de bilir. O insan gerçekten alimdir, ondan istifade ediniz. İkinci bir sınıf insan grubu vardır. Bilir fakat bildiğini bilmez, bildiğinin farkında değildir. Onu uyarınız ve onun ilminden istifade ediniz der. Üçüncü bir grup insan vardır. Bilmez fakat bilmediğini bilir. Ondan kimseye zarar gelmez. Her zaman öğrenme içerisindedir, azmindedir. Ama dördüncü sınıf bir insan vardır. Bilmez fakat bilmediğini de bilmez. Ondan uzaklaşın diyor Hazreti Ebubekir. Kaçın ondan. Yani bilmediğini de bilmeyen insanlardan çekiyoruz ne çekiyoruz. Yani şu anda hakikaten bütün dünyanın derdi bu. Bildiğini zanneden, yani en iyi ben bilirim, benden başkası bu işi bilmez diyen insanlardan çekiyor dünya ne çekiyorsa. Devlet olmazsa Allah muhafaza devletini kaybedenlerin ne duruma düştüklerini bugün biz canlı olarak görüyoruz. O yüzden sınır boylarında, karakollarda nöbet bekleyen nöbetçilerin, askerlerin o bekledikleri süreyi nafile ibadet olarak değerlendiren hadisler var. Yani çünkü devlet çok önemli, vatan çok önemli. Vatan sevgisi diyoruz. O yüzden değerli kardeşlerim, sizler öğretmen olacaksınız ya da Kur'an kursu öğreticisi olacaksınız, farklı yerlerde görev yapacaksınız. Öğrencilerinize bu duyguyu, bu ruhu mutlaka verin. Yani devletin güçlü olması noktasında topyekün, yani Müslümanların bir bilinç içerisinde olması lazım. Eğer devlet güçlü olmazsa insanlar sömürge haline gelir. Yani Osmanlı döneminde güçlü bir devlet vardı. Güçlü devlet zayıf devletlere hep yardımcı olmuştu. Bugün ya dünyanın dengesi o kadar bozulmuş ki 3,5 saniyede bir insan açlıktan ölüyor. Geçen haftaya kadar diyordum ki 3,5 saniyede bir insan da tokluktan ölüyor. Fakat şimdi değiştirdim. Şu anda tokluktan ölenlerin sayısı açlıktan ölenlerin sayısını geçmiş. Yani 3 saniyede falan bir insan çok yemekten ölüyor. Denge nasıl bozulmuş görüyor musunuz? Halbuki dengesi bozulan dünyanın dengesini neyle sağlayacaksınız? İnfakla, vermekle, zekatla, sadakayla,
hayır hasenatla vakıf medeniyeti. Nedir vakıf medeniyeti? Bütün bunlar işte devletin güçlü olmasını sağlayan unsurlar. Sonra emnün adlün şeyamilün, herkesi kucaklayan bir adalet. O yüzden imamlarımız acaba o yüzden mi bize her hafta innallaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurbe ve yenhe anil fahşai vel münker vel bagh. Görüyoruz yani o ilk sayılanlar güçlü bir devletin ayakta kalmasını sağlayan şeyler. Nedir? Adalettir, ihsandır. Bunlar olduğu zaman gerçekten hem aile olarak, hem mahalle olarak, hem kasaba olarak, hem de ülke olarak güçlü olursunuz. Adlun şeyamilun, herkesi kucaklayacak. Sadece yani devlet başkanının adil olmasıyla olacak bir şey değil. Şamil, yani ailede adalet, komşular arasında adalet, mahallede, kasabada, ülkede ve dünyada adalet. Geçiyorum. Emnün âmmün, memleketin her bölgesinde güvenliğin sağlanması. Güvenlik, bugün işte güvenlik güçlerimiz olmasa ne yaparız? Afrin harekatını niye yapıyoruz bugün? Sınırlarımızın içinde de değil, sınırlarımızın dışından bizi tehdit eden unsurları bertaraf etmeye yönelik bir harekattır. Ne kadar haklı, ne kadar önemli. Çünkü onu yapmadığımız zaman, o güvenliği sağlamadığımız zaman emnün amün gerçekleşmez. Sonra hasbün değerun, topluma indirgenmiş refah düzeyi. Bakınız çok önemli. Refah yayılacak.